Herkese merhaba. Yeni bir video konseptiyle karşınızdayım. Artık yeni bir oynatma listesi olacak. Ve ismi de Aydınlanma olacak. Tabii bence güzel bir isim. Oynatma listesine en sevdiğim kitapları koyacağım ama şu şekilde olacak bu. Okuduğum kitaplardan en sevdiğim kitapları yani daha çok sevdiğim kitapları koyacağım buraya ki bunlar en sevdiklerim olduğu için o yüzlerce binlerce kitabın arasında daha iyi oluyor, daha güzel oluyor ve belli bir fayda amaçlı, belli bir bilgi amaçlı kitaplar oluyor. Normal bir kitap değil. İlk kitabımız da sanatla ilgili bir kitap olsun istedim. Bu oynatma listesi için. Şöyle göstereyim. İlk kitabımız Leo Perutz'un Leonardo'nun Yahudası kitabı. Birinci basım tabii bendeki. Kitabımız bu ve kitabımızı birazcık anlatayım. Kitabımızda Leonardo da Vinci ile başlıyor. Milano'daki eski çağlarda işte Da Vinci'nin yaşadığı yıllarda başlıyor kitabımız. Da Vinci son akşam yemeğini isteyecek. Son akşam yemeği ne dersen şuraya da koyarım resmini. Son akşam yemeğini Da Vinci çizmeye çalışıyor. İsa'yı çizecek, 12 tane havarisini çizecek. Ama çizerken Yahuda'yı çizemiyor. Yahuda kim derseniz onun da videosunu aşağıya falan koyarım onu izlersiniz. Yahuda çizmeye çalışıyor ama çizemiyor. Çizememesinin nedeni de şu. Da Vinci'nin ve o dönemde yaşayan diğer sanatçıların kafasında bir fikir vardı, bir düşünce vardı. O da şöyledir. Bir insanı çizeceksem eğer onun kemiklerini, iskelet yapısını ya da bir duygusunu çizeceksem ruhuyla ilgili, o duyguyla ilgili bir şeyleri bilmem gerekir diyor. Yani boş yere elime kağıda kalem alıp da çizerim demiyor. Böyle bir anlayışı var, sanat anlayışı var o dönemlerde. O yüzden de Yahuda'yı arıyor durmadan Milano'da ama bulamıyor. Her sokağa geziyor, her tarafı geziyor, bulamıyor. Sonra bir gün Milano'ya Bahaim adlı bir tane adam geliyor. Bu bir tüccar tabii ama virüsünden alacağı var, onu almaya geliyor. Yani diyor ki bu adam bana borcu var, onu alayım, halledeyim işimi falan diye geliyor. Olaylar burada başlıyor. Tabii kitabımız bilinmeyen bir kitap. Leo Perutz'u yani ben hiç duymamıştım. Böyle bir kitabı da okumamıştım. Modern Klasikler dizisinde olduğu için İş Bankası'nın. O şekilde sahip oldum buna. Yoksa normalde gidip bu kimmiş bilemem, alamam, hiç bulamazdım da. Kitabı aldım. Kitap aşırı güzel. Güzel tarafı da anlattığım gibi hikayede. Da Vinci Yahuda'yı çizmeye çalışıyor son akşam yemeği için. Ama bulamıyor. Sonra o şehire bir yabancı geliyor. Yabancı ile ilgili bir olay olmaya başlıyor. Bir olay örgüsü var, bir hikayesi var içerisinde. Sonrasında da spoiler olmasın diye anlatmıyorum. Devamında da güzel şeyler oluyor. Ama kitapla ilgili birkaç şeye değinmek istersen bunlar da ne? Öncelikle kitap aşırı güzel. Yani sanata birazcık ilginiz varsa, yani bir tabloya bakmayı seviyorsanız, bir sanatçıyı çok seviyorsanız, sanatta böyle hobi gibi bir ilginiz varsa en azından bu seviyede kitap çok hoşunuza gidecektir. Çünkü kitapta Da Vinci'nin hayatını birazcık anlatıyor. O dönemki sanat anlayışını anlatıyor. Milano'daki çünkü sadece Da Vinci değil olay. Oradaki başka sanatçılardan da hikayenin içine dahil olanlar da olabiliyor. Ardından kitabın içerisinde Türklerden çok fazla bahsediliyor. Yani insanlar der ya oha Türk çıktı Türkiye, Türkiye as bayrakları falan diye. O mevzu kitabın içerisinde var. Yani kitapta durmadan Türklerle ilgili bir şey okuduğunuz için mutlu olabiliyorsunuz. Ya bak bizi de anlatmışlar falan diye. Bunun dışında kitabın içinde tartışmalı içerikler de var. Yani sanat ne içindir gibi bir kavramdan düşünceyi böyle bir şey kitap içerisinde geçiyor. Ben çok faydalandım bundan. Bu yüzden aydınlanma videolarımdan ilkini bu kitaba ayırdım. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. 172 sayfa kendisi. Kısa, bir günde bitecek bir kitap ya da 2 günde bitecek bir kitap. Bitirirsiniz, aşırı güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Okumak isteyenlere iyi okumalar dilerim. Son akşam yemeği ve Yahudan öykü ile ilgili diğer videomu da aşağıya koyuyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Örnek videolar ve başka alıntılar.